İnsanlığın atası Hazreti Adem Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ayeti Celile-i Cemilesinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Kimdir onlar? Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva annemiz. Bu ayetin bize öğrettiğine göre Şimdiki mektep kitaplarında yazıldığı gibi biz maymundan gelmedik. Bütün insanlık peygamber zadedir. Bizler Hazreti Adem Aleyhisselam'ın neslinden, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetindeniz. Mevlamız Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı ve bütün meleklere ona secde etmelerini emretti. Hepsi secde etti. Yalnız iblis secde etmedi. Adem'i topraktan, beni ise ateşten yarattın. Ben ondan daha üstünüm diyerek Allah'a isyan etti. Mel'un oldu. İblisin lanetlenişinin sebebi üç şey idi kardeşlerim. 1- Kibri 2- hasetliği, 3. secde etmeyişi. Allah'ımız bizleri kibirden, hasetlikten ve secdesizlikten muhafaza buyursun. Hazreti Adem babamızla Havva annemiz cennette yaşarken şeytan Havva annemizi kandırdı. Allah'ın yasakladığı huld ağacından yedirdi. Hazreti Havva'nın ısrarıyla Adem aleyhisselam da yedi. Rabbimiz de onları ceza olarak cennetten çıkarıp yeryüzüne indirdi. Adem Aleyhisselam 300 sene semaya bakmadan ağladı. Tevbe etti, af diledi. Tevbe etti, af diledi. Sonunda ya Rabbi ismi isminle yazılan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine diye tazarruda bulununca Rabbimiz duasını kabul buyurdu. Bu duayı yaptığında Arafat Dağı'nda bulunuyorlardı. Onun için bütün hacıların buradaki duası kabul olunur. Arafat'tan anadan doğmuş gibi günahsız olarak inerler. Bütün müminler buna böyle inanırlar. Arafat Dağı'nda bir müminin acaba affolundum mu diye şüphe içerisinde olması büyük bir gaflettir. Aynı hatalara düşmememiz için Adem Aleyhisselam bütün bu hadiseleri yaşadıktan sonra biz evlatlarına şu vasiyetlerde bulunuyor. 1. Nefsinizin hevasına uymayınız. Adem Aleyhisselam buyuruyor ki: Allah bize yasak ettiği halde nefsimizin arzusuna uyarak yasak ağacın meyvesinden yedik. Onun için Mevlamız bizi cennetten çıkardı. Kardeşlerim, siz de bir iş yaparken nefsinizin arzusuna uymayınız. Gözünüzü başkasının namusundan, elinizi başkasının malından uzak tutunuz. Haramdan titrediğiniz kadar hiçbir şeyden titremeyiniz. 2. Şüpheye düştüğünüz işi yapmayınız. Ben, diyor Hazreti Adem aleyhisselam, buğdayı elime aldığımda acaba yesem mi, yemesem mi? diye şüphelendiğim halde yedim onun için cezalandırıldım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphede vaki olan haramda vaki olur buyuruyor. Bir işte şüpheleniyor musunuz? O duygu ilham meleklerinden geliyor. O işi terk etmek lazım. 3 İstişaresiz iş yapmayınız. Adem aleyhisselam buyuruyor ki eğer ben yasaklanmış ağacın meyvesini bir diğer rivayete göre buğdayı elime aldığımda meleklerle istişare etseydim onlar aman yeme derlerdi. Ben de yaptığımdan dolayı pişman olmazdım. Kardeşlerim, Rabbimiz istişareyi Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. وَشَوِرْهُمْ fil الْاَمْرِ buyuruyor. Bir iş yapacağımız zaman en az yedi kişi ile istişare etmek lazım. Ama bu kimseler inanılır, güvenilir, kamil insanlar olmalı. Eğer müşavere etmeden iş tutarsanız sonunda pişman olursunuz. 4. Ailenizin isteklerine ihtiyatlı yaklaşınız. Adem aleyhisselam diyor ki, Eğer hanımım Havva olmasaydı cennetten çıkmazdım. Buğdayı yememi o istedi, yalvardı. Ben de nazına dayanamadım. İşte yeryüzüne bunun için indik. Yoksa şimdi hepimiz cennette olacaktık. Dünyaya inince Rabbimiz, "Ya Adem, peygamberler göndereceğim, kitaplar indireceğim. Eğer o kitaplara riayet ederseniz yeniden cennete kavuşursunuz." buyurdu. Rabbimiz bu vasiyetleri tutmayı, yeniden cennet ve cemalullah'a erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kudlisesi Ruh Sohbetler iki kitabından alınmıştır.